Fransa'da organik mağazalarda ışınlanmış gıda satamaz. Aynı rafa koyamaz. Bundan sonra kuş üzümleriniz, dolma fıstıklarınız kurtlanmayacak. Böyle bir dert yaşamayacak. Çünkü ışın vereceksiniz. Işın vereceksiniz gibi çok söylemiyor. Tabii burada radyasyon verdiğini söylemiyorlar. Çok sevimli pazarlama stratejisi var. Nasıl böyle pazarlandı? Mesela radura işareti vardır. Ambalajların üzerinde yeşil çok sempatiktir. Evet. Güneş içinde iki tane yaprak. Bize şey atık geri dönüşümü güzel şeyleri çağrıştırır genelde. Aslında o radyasyonla ilgini gösterir. Yani ben çok bir iddiada bulunacağım. Niye yapayım? Niçin? Büyükbaş hayvanların, bunu kim söylüyor ona bakmak lazım. Büyükbaş hayvanların çıkardıkları metan gazı ozonu deliyor. Evet. Bu kocaman bir aldatmaca, kocaman bir yalan. Bu poşetler, poşet çaylar zararlı mı? Bir de şimdi kutuda var. Poşet değil de şöyle ince kutularda. Hı hı. Daha farklı bir madde. Ama o da o içinde boya var onun. Ha, o daha beter herhalde. O çok çünkü pratik. Direkt petrol. Yani orada iki tane şey var çekinilecek. Bir. Arıtma. Evlerimize arıtma koyuyoruz sakın artık. Sakın koymayın. Varsa da sökün, atın, çöpe atın. Niye? Hoş geldiniz. Asuman Uğur YouTube kanalındasınız. Bugünkü yayında konuğum Aktarlar Derneği Başkanı, tıbbi aromatik bitki uzmanı Sayın Ayhan Ercan. Merhaba Ayhan Merhaba. Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. Televizyondan sonra. Şimdi bugün gündemi hep meşgul eden, zaman zaman da tekrar gündeme getirilen birkaç konuya değinmek istiyoruz. Bir, yapay et meselesi. Yapay etler üzerinde çalışılıyor biliyorsunuz. Gıdalara ve ilaçlara efendim radyasyon veriliyor. Acaba bunun bir sakıncası var mı? Yoksa gerçekten bir gereklilik mi? Gıda hijyeni açısından bakılıyor. Gıda terörüyle ilgili konuşacağız. Gıdanın yanında terör kelimesi hiç hoşumuza gitmiyor ama böyle bir olgu da var gibi görünüyor. Glütenden poşet çaylara merak ettiğiniz birçok konuyu değineceğiz. Hoş geldiniz tekrar Ayhan Bey. Bu arada Ayhan Bey Muğla'ya yerleştiniz ağırlıklı sanıyorum. Evet, Muğla, Zeytinköy, Menteşe, merkez ilçeye bağlı. Planlanmış salgından sonra dünyaya bakışım biraz değişti. Hı hı. Sonrasında da Allah nasip etti. 8-9 ayımı yılını orada geçiriyorum. Geri kalan 3-4 ayda İstanbul'dayım. Burada da devam ediyorum. Geldikçe görüşüyoruz sizlerle. Şimdi radyasyonla girmek istiyorum ben. Hı hı. Şimdi gıdalara radyasyon veriliyor. Bunu bazı insanlar bilmiyordu. Ya gitgide okudukça, haber oldukça gördüler. Şimdi işte marul, ıspanak, baharat, taze sebze, meyve, hububat, çivalı, kanatlı kırmızı et, bitkisel çaylar için özellikle söyleniyor. İlaçlarda da kullanıldığı söyleniyor. Ama hani biz şöyleyiz, radyasyon çok kontrollü verilse olabilir ama bu kontrollü düşük, özellikle tükettiğimiz gıdalarda düşük bunu alsanız bile sanki zararı olabilir gibi geliyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Tabii şöyle, bunun keşfediliş amacı 2. Dünya Savaşı'nda askerlerin erzaklarının çabuk bozulmaması. Tamam. Avrupa'da malum savaş çok yoğun yaşanıyor ve ciddi tedarik sorunu, lojistik sorunu, gıdaların bozulması da büyük bir dert. Radyasyon vererek canlı mikroorganizmaların tamamını yok ediyorlar. Yok ettikten sonra tabii içinde bakteri yaşamıyorsa bozulma da olmuyor. Ama içinde bizim bedenimiz için sağlıklı ne kadar şey varsa, enzimler, işte vitaminler. Siz aslında kendinizi bu tür ürünleri yediğinizde kendinizi kandırıyorsunuz. Yemek yedim zannediyorsunuz, gıda aldım zannediyorsunuz. Beslenmiyorsunuz. Sadece karnınızı doyuruyorsunuz. Evet doğru mu? İnsanın olduğu yerde hep hata var biliyorsunuz. Belli dalga boylarıyla bunu sınırlandırdıklarını iddia ediyorlar bu işlemleri yapan kişiler. Hatta ben bununla ilgili yıllar önce basına demeçler vermiştim ve inanılmaz linçler yemiştim. Blok halinde hareket ediyorlar, gıda mühendisleri saldırıyorlar. O radyasyonlama işlemi hem devlet hem özel kurumlar tarafından yapılıyor. Kıyametler kopmuştu. Ama insan karşınızdaki. Yani kontrol mekanizması ne kadar çalışır, vereceğiniz radyasyon ne kadar önemli. Şöyle söyleyeyim. Bunu bana kimse açıklayamıyor mesela bu soruyu sorduğum zaman. Biliyorsunuz organik ürünlerde sertifikasyon, yani bu işi standarda bağlayan ilk ülke Fransa'dır. Biliyor musunuz? Fransa'da organik mağazalarda ışınlanmış gıda satamazsınız. Aynı rafa koyamazsınız. Bizdeki organiklerde nasıl biraz? Ya organik mağazalarda bizde şöyle, organik mağazalarda bununla karşılaşmazsınız. Aktarlarda karşılaşmazsınız tamam. Ama marketlerde olabilir. Böyle bir kısıtlama yok. Hı hı. Belli oranda radyasyon üzerinde taşıyor. Ya bir kere
İşin doğasına aykırı, işin tabiatına aykırı. Ne diyoruz mesela? Evinize getirdiğiniz mercimek kurtlanabilir. Bu doğal akıştır. Bu normal süreçtir. Eğer zaten bu kurtlanıyorsa GDO da yoktur. Yani bunlar bir süreç. Biz Bu veri de gözlemle bunu anlayabiliyorsunuz zaten evet. artık. İşin ilginç tarafı bu özel Türkiye'de uygulamaya özel olarak başlandığı zaman bu tanıtımını yapmışlardı. Gama ışınlarının. Hatta tanıtımda şöyle söylüyorlardı. Birebir bunun reklamı değil ama ilk önce mesela aktar toptancılarını, baharat toptancılarını gezmişlerdi ve şunu söylemişlerdi. Bundan sonra kuş üzümleriniz ve dolma fıstıklarınız kurtlanmayacak. Öyle bir dert yaşamayacaksınız. Çünkü ışın vereceğiz. Işın vereceksiniz gibi çok söylemiyor. Tabii burada radyasyon verdiğini söylemiyorlar. Çok sevimli pazarlama Nasıl stratejisi böyle vardı. pazarlandı ilk o zaman? Gıda sterilizasyonu yapıyoruz. Bunun çeşitli örnekleri var. Siz gıda sterilizasyonunu organik ürünlerde de yapıyorsunuz. Dondurarak yapabiliyorsunuz. Karbondioksit Dondura, altında. evet. Kalkıp şu buharıyla da yapıyorsunuz. Ama bunlar hep pahalı maliyetler. Ama radyasyon çok öyle değil. Ama bana şunu kimse açıklayamaz. Mesela o beni linç ettikleri dediğim dönemde ben kendim gözümle gittim Türkiye'ye ilk geldiğinde bu sistem. Cam böyle kavanozu koyduğunuz zaman ve radyasyon verildiği zaman bu camın kahverengiye döndü. Boya yok bakın. Boya yok. Boya olmadan bu cam nasıl kahverengiye dönebilir? Ya da içeride paletlerin üzerinde ışınlanmaya girmiş bir plastik hortum, esnek plastik hortum, kazayla kalmış paletin üzerinde. Geri çıktığında bir cam kadar kırılgan olmuş durumda. Bunu nasıl açıklarsınız? Bu ne demek biliyor musunuz? Moleküler değişiklik var demek. Yani bu oraya koyduğumuz gibi değil. Dolayısıyla eğer organik ürünlerde de bunlar yasaklandıysa bunlar çok sağlıklı şeyler değil. İkinci en büyük handikap neydi? Bunlar altyapılarını çok iyi hazırlıyorlar bu işlemleri yapanlar. Mesela radura işareti vardır. Bir daha ambalajların Ambalajların üstünde. üzerinde yeşil çok sempatiktir. Bir Evet. güneş içinde iki tane Bize yaprak şey atık geri dönüşümü güzel şeyleri çağrıştırıyor çağrıştırır. genelde. Aslında o radyasyon verildiğini gösterir. Yani ışınlanmıştır o ürün. Radura işaretlidir. İnternete girdiklerinde çok rahat görebilirler. O bile dizayn edilmiştir. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Işınlanmaya Türkiye'de izin verilirken geçen seneye kadar ışınlanmış ürünlerde ışını ölçebilecek teknoloji, radyasyon yükünü ölçebilecek teknoloji Tarım Bakanlığı'nın elinde yoktu. 2022'de geldi. Bu analizler 2022'de yapıldı. Yani bu süreçte kimin ne kadar radyasyonlu gıda aldığı, kuru yemişler, baharatlar var dediğiniz gibi işte Et, somon işte bolukları, kırmızı etler, et, tavuklar aklınıza gelen her yerde kullanılıyor. hububat çok tüketiyoruz. Her yerde ve siz şunu yapıyorsunuz. Hamilelik riski taşıyorsanız, bakın hamile yazmaz. Hamilelik riski taşırıyorsanız röntgen odasına giremezsiniz. Bakın riski bile taşıyorsanız giremezsiniz. Ama siz sistematik olarak gama ışınına, radyasyona tabi tutulmuş bakliyatı, baharatı, kuru yemişi bir hamileye yediriyorsunuz. Bu tabii haftada bir iki defa en az soframızda bir şekilde tüketiyoruz salatasıyla O şeyiyle. Düşünün bu çeşitleri sıraladığınız zaman her sırayı gün aslında üst üste alıyorsunuz. koyduğunuzda üst üste yani aslında bir radyasyon saçan bir insan oluyoruz aynı zamanda belki de. İlaçlarda da kullanılıyormuş ilaç üretiminde. Sterilizasyonda her yerde kullanılıyor. Sterilizasyonun olduğu her yerde Tabii. ama Esasında en çok kullanıldığı ve kullanılması gereken yer ameliyathane ekipmanları. Yani işte sargı bezleri orada kullanılacak alet, o edevat çok normal vesaire zaten. çok Olması normal olması gereken bir şey. gereken de bir şey. Ama onun haricinde gıdaya nasıl girdi? Ya bakın ne var biliyor musun? Sektör para kazanmak istiyor. Benim kendi meslektaşlarım için de aynı şeyi söylüyorum. Üreticiler için de aynı şeyi söylüyorum. Para kazanmanın yolu nereden geçiyor? Bir kere iadeyi azalmaktan geçiyor. İadeyi azalmak ne demek? Son kullanma tarihlerini uzun süreler uzatmak. Şimdi ışınlayarak da bunu uzatıyorsunuz. İşte gıdalar belli bir süre stokta duruyor. Yani hep bu bir zaman kaybı, bir süre geçiyor. Önüne koymak için. Peki bizim gıda firmaları neleri bilmemizi istemez genelde? Siz ne gözlemlediniz? Nelere Yani neyi, vakıfsınız? neyi bilmez? İşte ışınlamayı bilmez, Bilmemizi bilmenizi istemezler. istemezler. Kullandığınız koruyucu maddeleri bilmenizi istemezler. Renk rendiricileri bilmenizi. Bildiğimizi sanıyoruz etiketleri Evet. okuyup. Bakın mesela ne var biliyor musunuz? Türkiye'de çok yanlış bir kaygı. Bir kere tüketiciyi çok iyi bilinçlendirmek lazım. Bu anlamda Tarım Bakanlığı'nın
çok ciddi el kılavuzları oluşturması lazım ve her eve postayla göndermesi lazım. Mesela e-kodu kötü diyoruz değil mi? E-kodu. Evet, e-kodu. Her e-kodu. Ya değil. Hepsi kötü değil. Değil. Yani gıda katkı maddelerin tamamı e-kodlu olarak işaretlenir. Mesela söyleyeyim size. Arap zamkı dediğimiz akasya ağacından elde edilen bir tane sakız var. Kıvam verici. Onu da aynı yere koymuş. Sentetik petrolden elde edilen kıvam verici, onu da aynı yere koymuş. Dolayısıyla e-kodu gördüğü zaman çok korkuyorlar insanlar. Haklıdırlar da. Yani insan çünkü sağlık neticede çoluğuna çocuğuna yediriyor. Ama çok iyi bir kılavuz gerekiyor vatandaşlarımıza. Çünkü okur yazarlık konusunda ürün alırken hiç dikkat etmiyoruz. Hiçbir şeye dikkat etmiyoruz ama. Yani tişörtü alıp bu petrolden mi elde edilmiş, pamuktan mı elde edilmiş, ona bakmıyoruz. Kaç belki derecede, ona daha çok bakıyor da olabilir. Belki daha çok bakıyor olabiliriz. Gıdada doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Daha az bakıyoruz. Dolayısıyla önce olmak lazım. İnsanlara anlatmak lazım. Bu da devletin birinci vazifesi diye düşünüyorum. Peki siz Tarım Bakanlığı kılavuz versin diyorsunuz. Yani Tarım Bakanlığı'nı direkt ilgilendiren bir şey ama Hı-hı. dolaylı olarak Sağlık Bakanlığı'nı da ilgilendiren bir şey. Burada Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı birlikte ilerlemesi gerekmez mi? Ya da ne oluyor orada? Yani şöyle bir şey var. Orada da çok oldum olası iki bakanlık arasında inanılmaz bir kavga var. Burada Sağlık Bakanlığı'nın bürokratlarını çok enteresan bir biçimde bu gıda işine bir düşmanlığı, takviye edici gıdaları ve tıbbi aromatik bitkilere inanılmaz bir düşmanlığı var. Yani bunu yıllardır ben çözemedim, anlayamıyorum. O yüzden çok anlaşılamıyor. Yani gıda insan sağlığını direkt, endirekt değil, direkt etkileyen bir şey. İkincisi, bakanlığın personeline çok büyüğünün yemin ettiği kişi kim? Bu söylediği iki tane dünyada mal olmuş herkes tarafından hiç tartışma getirmeye iki tane kelimesi var, cümlesi var. Çok önemli diye düşünüyorum. Bir tanesi önce zarar verme, ikincisi de yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun. Tıbbın babası diye geçiyor. Bana sorarsanız İbn Sina çok daha büyük işler yapmış bir insan. Hani seninki benimki diye demeyelim ama ikisini de okudum. İkisine baktığınız zaman İbn Sina'nın özellikle cerrahi yaptığı işler var. Ruha dokunuyor, filozof olması, aynı zamanda astroloji başlı başına çok çok enteresan bir insan. Ve bakın Hipokrat'ın dünyanın her yerde ismi Hipokrat diye geçiyor. Her coğrafyada İbn Sina'nın ismi farklı, biliyor musun? Araplar sahip çıkıyor, İranlılar sahip çıkıyor, öteki tarafta Afganistan tarafı sahip çıkıyor. Türkmenistan, Buhara zaten biz sahip çıkıyoruz, bizden soydaşımız diyoruz. Avrupalılar Avicenna diyorlar. Avicenna, evet. Yani bütün dünya neredeyse sahip çıkacak. İbn Sina yemini. Yani yok, dünyada oraya çok şey yapmamak yani, lazım. Evet, evet, dünyada hani bir standart varken devam etmek evet, lazım. Evet. Ama doğduğunuz yer kaderinizdir diyorlar ya. belki de İbn Sina o coğrafyada yaşamasaydı, aşağıda Tebriz'de uzun yıllar kalmasaydı, eserlerine zarar vermeseydi, siyaseten tehditlerle karşı karşıya kalmasaydı, zulüm görmeseydi belki çok daha büyük tanınacaktı. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Gıda mühendisleriyle hekimler, şimdi hekimlerle de artık gıdaları, yiyecekleri, içecekleri konuşabiliyoruz çok. Çünkü belli hekimlerin ilgisi var, araştırma yapıyorlar. Hı-hı. Hekimlik bilgisiyle de birleştiriyor. Gıda mühendisleri işe hep gıda hijyeni, gıda güvenliği açısından bakıyor. Ama fayda zarar açısından da hekimler, diyetisyenler değerlendirebiliyor. Yani aklın yolu bir ama gıda mühendisinin dedikleri biz yayıncılara bazen çok mantıklı gelmiyor. Hı-hı. Neden gıda mühendisleri çok farklı bakıyor olaya? Biliyorsunuz gıda mühendisliği her dünyada, her ülkede yok. Birçok ülkede alt dal olarak kimyanın altında öğretiliyor. Ama bizim Türkiye mühendislik fakülteleri var ve uzun yıllarda Türkiye'de gıda mühendisleri yetişiyor. Bakın mühendis kelimesine bakmak lazım. Mühendis ne anlama geliyor? Tasarlayan. İşte matematiğiyle, o suyla, bu suyla. Olmayanı, yapayı mı tasarlayan? Ya da çok zorlama mı bazı şeylerde? Evet, bir eğitimli insanın işte gıda hijyeni, iş yerinin düzeni, olması gerekenler, olmaması gerekenler. Ama bu iş acaba halka mı hizmet ediyor, gıda mühendisinin patronuna mı hizmet ediyor? Gıda firmaları için mi, halk için mi bu gıda evet. mühendisliği?
Çünkü bir hekim hem hijyen açısından bakması gerekir. Evet. Gıda güvenliği açısından Evet. hem sağlık Evet. açısından. Ben yararlı zararlı bir şey. Gıda mühendisleri tek bir bakış açısı görüyorum. Koruyucu koyalım, hiçbir şey olmaz, değil mi? Yeter Evet. ki içinde üreme Yani olmasın. radyasyon konabilir. Evet. Hazır yoğurt Evet. yiyebilirsiniz. Hep bu açıdan. Ya şimdi bakın, oturup izlemek lazım. Endüstri geliştikçe bunları kim geliştiriyor? Bunları söyleyelim. Bak, ben çok bir iddiada bulunacağım. Eğer sizin mayanız sağlamsa yoğurtta, konu madem yoğurttan açıldı, mayanız sağlamsa aldığınız yoğurtta mayalanma sürekli devam ediyor. Bakteri sayısı sürekli artıyor. Yoğurtta 5. 6. günden sonra ekşimeler meydana geliyor. 7. günü yiyemiyorsunuz. Niye insanların çoğu, madem Türk mutfağında yoğurt çok yaygın da, niye probiyotik alma ihtiyacı hissediyor? Bizim mutfağımız çok 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 müsait. Tarhana mesela, içinde yoğurt var. Turşu, tarhana, Turşu hepsi. var, sirke var. Yani Türkiye'deki hiçbir insanın probiyotik takviyesi almasına gerek yok. Ama yetmiyor galiba onlarda ya da Niye? yapılış Çünkü şekli. bakın, çok şöyle adım adım gidelim. Bir, yoğurtlar. Tek tip bakteri kullanılıyor. Kültür bakterisi kullanılıyor. Yoğurt esas nereden geliyor? Doğadaki aslında bakteri. Bir tane nohutun kabuğundaki olabilir. Bir tane çam iğne yaprağından düşen çiğ suyundaki. Yani bunlar tesadüfen bulunmuş şeyler. Ayırdık kenara yoğurdu. Öteki tarafta turşu kullanıyorsunuz. Turşunun içine koyduğunuz sirkenin ne olduğunu biliyor musunuz? Belki de yapay olarak asetik asitle yapıldı. Fermentasyon sürecini tamamlamadı. Hızlandırılmış. Öteki tarafta gidiyorsunuz, tarhana çorbası alıyorsunuz. Üzerine bakın, ışınlanmıştır ibaresini, radura işaretini göreceksiniz. Işın verdiğiniz probiyotik ve prebiyotikler onun içinde yaşayabilecek mi? Sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bize geleceksiniz. Aktar ya da eczaneye gideceksiniz. Probiyotik alacaksınız. 24 saat sonra ölecek aldığınız siz aldığınızda probiyotiği anlık sorununuzu çözüyor. Sizin bağırsaklarınıza yerleşip oradaki sayıyı arttırmıyor. Oradaki florayı zenginleştirmiyor. Yüzlerce çeşit probiyotik etki gösteren bakteri var. Siz bir tanesini alıyorsunuz kapsül olduğunuz zaman. Bakın, kazan 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 kazan. Hep birileri kazanıyor. Kim kaybediyor? Sokaktaki insanın sağlık sorunlarına baktığınız zaman kaybeden vatandaş. Endüstri bir işin içine ne kadar girer ise o kadar fazla zehirleniyor insanı. Yani biz buna biraz gıda terörü diyoruz. Evet. Yani Evet. Kötü niyetli gıda endüstrisi. Bakın, hepsi için söylemiyorum ama kötü niyetli gıda endüstrisi var mı? Evet, var. Yani tek derdi para kazanmak, insana ben iyi sunayım demek değil. 3 gün önce halkın ayarlarıyla da oynamışlar. Üreticinin ayarlarıyla oynamışlar. 3-4 gün önce Gökova'da bir üretici, susam üreticisi, organik. Başladığı zaman organik tarım, çiftçiler bir hevesle gidiyorlar. 50'nin üzerinde çiftçi varmış organik tarım yapan, 3 taneye düşmüş ve işte bana sordu, sen o, evet, organik gübre kullanıyorum, hiç ziraat ilacı, pestisit kullanmıyorum, anlattım. Sana köyde deli demiyorlar mı? Bana Gökova'da deli diyorlar herkes dedi. Başka bir şey daha anlatayım pestisitlerle ilgili. Yine hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın, aynı kurumlardan izin alıyorlar. Bunlar aynı yerde lobi faaliyetlerini yürütüyorlar. Aynı bürokratları etkiliyorlar. 3 yıl önce gittiğimde Bozcaada'da köylüler bana anlattılar. İlaç firmasının bir tanesi özellikle devletin organize ettiği bir organizasyonda bir tane zararlı tanıtıyorlar üzüme karşı ve toplantının yarısında diyorlar ki, ya bize bunu niye anlatıyorsunuz? Bizim burada bu yok. Bu böcek, bu zararlı bizim burada, bizim coğrafyamızda yok. Kalkıyor, bir kısmı terk ediyor toplantıyı. Direkt köylünün ağzından anlatıyorum. Ertesi sene Bozcaada, ada burası, ada. Nasıl geldi o zararlı oraya? Siz o ilacı satmak için o böceği oraya mı, o zararlı oraya salıverdiniz? Olma ihtimali var mı? Çok yüksek. Bakın, ada, izole bir alan. Karantinaydı mı, hep konuştuk son 3 yıldır hep hayatımızda. Nasıl geldi oraya? Ve bunların hepsi birbiriyle de çok ilişkili, emin olun. Gıda katkı maddelerini üretenler, pestisitleri üretenler, pestisit ilaçlarını üretenler, mantar ilaçlarını üretenler, inanın o kadar komplike çalışıyorlar, o kadar basını kullanıyorlar, oya gibi işliyorlar, işliyorlar, işliyorlar. Yani köylü artık kendi mutfağındaki, kendi sobasındaki çıkan meşe külünün en iyi
pestisit ilacı olacağını, toprağa çok iyi verim vereceğini, pestisitleri öldüreceğini inanmıyor. Dedelerin, atalarının yaptığı süre gelen yüzlerce yıllık geleneklere, kadim bilgilere inanmaz Fikri hale gelmiş. değişti, bilgi. Değiştirildi. Kafayı Çünkü değiştirdiler. bakın, yani eskiden her eve gittiğiniz zaman kırsal bölgede insanların evinde koyunu keçisi vardı. Kendi yoğurdunu peynirini yapacak kadar. Şimdi üç harfli marketlerden alıyorlar. Köyde beş kişi yumurta yetiştiriyor. Beş altı kişi de var. Ya tavuk yetiştirmek nedir? Ne kadar zor olabilir? Ama modern çağın insanlarımıza dayattı. Her tabii yaşanılan kötü şeyden sonrası iyiliğe doğru gelecek. İşte bugün İstanbul'un şartları, büyük şehirlerin, mega kentlerin şartları, ekonomik durumda yavaş yavaş İstanbul'da kırsala gidecekler. Eğer ciddi anlamda ellerinde bir gelirleri yoksa. Tekrar baştan öğrenecekler. Aslında rücu edecekler, o zaman kazanacaklar. Öyle görünüyor zaten, hepimizde bir Evet. kıpırdanma başladı. Yapay et meselesine geleceğim. Evet. Şimdi hayvan hücreleriyle laboratuvarda bir takım etler üretildiği söyleniyor. İşte Hı. gıdalar dünyaya yetmeyecek, şudur budur bir takım gerekçeler var. Tamam, bilim ilerlesin, bir şeyler olsun laboratuvarda, ama etle yapayı birleştirdiğinizde çok itici geliyor bana. Şimdi şöyle söyleyeyim. 6-7 sene öncesine kadar bu haberler çok çıkıyordu. Ama son 6-7 yıldır birdenbire bu haberler bir kayboldu. Pandemiye kadar. Planlı salgına kadar. Ama ondan sonra birdenbire çıktı. Bakın, GDO'yu destekleyenlerin de argümanı aynıdır. Yapay eti destekleyenlerin de argümanı aynıdır. Gittiniz bir mağazaya. Bir yapay deri var, mont. Bir tane de suni deri var. Hangisini alırsınız? Tabii gerçeği almak isterim. Ayakkabı da keza. Ayakkabı da yapay deriyi giyerseniz ne olur? Ayağınız nefes almaz, sonra mantar enfeksiyonları başlar, bu kalkar, tırnağa yayılır. Sağlığınızı kaybedersiniz. Dışıya giydiğiniz şeyde. Yapay et yeni değil. Türkiye'de çok büyük bir hamburger firması vegan hamburger yapıyor zaten. Söylüyor da bunu. Zaten. Bakın ne var biliyor musunuz? Ama maliyeti laboratuvarda üretildiği için daha yüksek. Çok yüksek. En son bonfilenin maliyeti 58 dolardı. Evet. Ama bakın, bu çalışmayı yaptıklarında emin olun onu 2 dolara düşürecek bu adam. Şimdi çok butik çalışıyorlar. Patentler gibi düşecek yani bir şekilde. Tabii yapacaklar, bunu başaracaklar. Bir de bakın ne var biliyor musunuz? Bilgileri bize, bu tür bilgileri kanıksayalım diye aşıyla veriyorlar. Bir nevi aşı, yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Ya salgın filmleri yok muydu ya 20 sene önce? Peki yapay zekanın, robotların insanlıkla karşı karşıya kalacağı filmler yok muydu? Bunlar oturduğunuz yerde bir tane senaristin aklına geldi yazdığı şeyler olarak mı düşünüyoruz? Bunlar topluma yapılan aşılar. Hepimizi alıştırıyorlar. Yarın öbür gün karşı karşıya kaldığımızda pat diye tepki vermeyelim diyor. Niye yapay et? Niçin? Büyükbaş hayvanların, bunu kim söylüyor ona bakmak lazım. Büyükbaş hayvanların çıkardıkları metan gazı ozonu deliyor. Evet, zarar veriyormuş işte. Ozondaki delik kapandı. Bunu hiç, ozonda bir delik açılmıştı hatırlıyor musunuz yıllar önce? Artık Güney Amerika üzerinde. Bu esamesi okunmuyor hiç. Kapandı. Dünya kendini onarıyor. Adama ne derler biliyor musunuz? Yani işkembeyi kübradan sallamayın kardeşim. Dünyanın belli süreçleri var. Belli döngüleri var. O döngüleri yaşıyor. Biz mesela bunu ayak uydurmak, yani bir de nasıl diyeyim ya, bunu söyleyen adam özel jetle Davos'a gidiyor. Bir gidiyorsunuz havaalanında karbon, hadi ölçün. Evet. Hadi ölçün karbonlarınızı dünyaya saldığınız, kullandığınız otomobiller 12 silindirli, 8 silindirli. Hadi bunları ölçün. Siz dünyayı ne kadar kirletiyorsunuz? Mesele ne biliyor musunuz? Mesele siz kalktınız, bir takım ülkeleri sömürmeye kalktınız. Egemen güçlerden bahsediyorum. Emperyal güçlerden bahsediyorum. Ülkeleri fakir bıraktınız. Fakir bıraktığınız zaman o ülkelerde nüfus çok arttı. Çünkü eğitimi yok adamın, bilmiyor. Nüfus çok artınca kaynaklar azaldı. Doğru mu? Evet, azalıyor. Ama dünya yok olacak, insanlar aç kalacak mı? Asla söz konusu değil. Bu kocaman bir aldatmaca, kocaman bir yalan. Hedefleri de zaten belli bu küreselcilerin, dünya nüfusunu çok 500 milyonlara, 1 milyarlara düşürmek gibi bir hayalleri var kendi kafalarında. O da kendi istedikleri, şekil verdikleri yapay zeka gibi, robotlar gibi kullanacak insanları istiyorlar. Tanrıcılık oynuyorlar. Bunlar akıllarını yemiş insanlar zaten.
Bunlara çok alet olmamak lazım, uzak durmak lazım. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Ağaç, çam ağacı doğal bir şey mi? Doğal değil mi? Mesela yapraklarından çay içebiliriz. Çam ağacının kabuğu, özellikle Fransız sahil çamının kabuğu dünyadaki en güçlü antioksidanlardan bir tanesidir. Yıllardır Fransızlar bununla ilgili takviyeler yapıp satmaktadırlar. Ama bir tane kıymık elinize battı. Battığı zaman ne yapar vücut? Dışarıya atmaya çalışır. Hatta siz eğer onu çıkarmazsanız belirli süre sonra burada bir enfeksiyon, bir iltihap oluşmaya başlar. O iltihapla beraber oradaki doku erir ve onu dışarıya atar vücut. Çünkü vücudun kodlarında o yoktur. Doğal. Bu doğal. Doğada, toprakta yetişen, kendi suyunu alan, kendi havasını, kendi fotosentezini, her şeyini yapan çok doğal bir şey. Hatta fıstıklarını yiyoruz. Arıyı koyuyoruz, balını yiyoruz. Ama niye vücudumuza geliyor? Çünkü vücudumuzun dokulardaki kodlarında yok. Şuna geleceğim. Yapay et yediğimizi biz anlar mıyız? Ya Şu da süreçte çok pahalı olduğu için zaten yiyemeyiz. evet, çok zor. Ucuz olunca yedirecekler. Hiç. Yani bu argeleri, bu paraları harcadılarsa bunu size yedirecekler. Bir de kim yapıyor? En son çalışma en hızlı boyutta test şeyi kim aldı? Patentini kim aldı biliyor musunuz? İsrail'de bir şirket aldı. Yani bakın bu bir ülke düşmanlığı ya da bir millete bir insanları düşmanlık diye kimse sakın algılamasın ama. Ya bakıyorsunuz sizin 10 ton domatesle sizin ürettiğiniz üreticinin kazandığını şu kahve fincanı kadar domates tohumu üreten İsrail kazanıyor. Yani bu adamların girdiği şeylerden çok fazla hayır gelmiyor. Tarım ürünlerimizi bozdular. Sırada da ben inanıyorum ki eti de tavuklar zaten komple yapıyor onu söyleyeyim. 43 Tavukları zaten gün. az çok 40, biliyoruz. ne olacağını kimse bilmiyor. Bakın mesela şöyle deneyler var. İlk önce şunu söylüyorlardı. GDO'cular da bunlar çok yakınlar zaten size söyleyeyim. GDO'cular şunu iddia ediyorlardı. Bilimsel veri yok. Bir kanıt yok. Ya yurt dışında yapılmış sıçanlar üzerinde testler var. Sırf GDO'lu mısırla beslenen farelerin 6 haftada 8 haftada kanser hücreleri oluşmaya başlıyor vücudunda. Ama insan üzerinde deney yok. Ne yapacağız? Şimdi biz ne yapacağız? Kalkıp 30 tane insanı bir yere kapatıp GDO'lu mısırla ve soyla besleyip adam Yapamayız. Onu ya yavaş yavaş olmaz. gıdaları vererek yapıyorlar. Bu meselede izleyicilerimizin gene Yani ne kulağında olacağı çok olsun. bilinmiyor ama çok büyük bir risk. Dediğim gibi yapay her şeyden uzak Evet. durmak gerekiyor. Hiç tartışma götürmez Evet, bunlar. nasıl ayakkabı hakikaten deri alırken gerçeği olsun, gerçeği olsun, hep kalite gerçekte olduğu için bakıyoruz. Aynı şekilde bakmak lazım. Ya ben poşet çayları soracağım. Çok çeşit çeşit bol bol poşet çayları tüketiyoruz ama bu poşetler, poşet çaylar zararlı mı? Bunun yapılışında bir sorun var mı? Yani orada iki tane şey var çekinilecek. Bir, beyazlatılıyor, ağartılıyor. Normal, selülozin o renkte olma ihtimali yok. Yurt dışındaki çayları kullananlar bilirler. Hatta yurt dışına çıkanlar oradaki tuvalet kağıtlarının bile bizimkiler kadar bembeyaz olmadığını görürler. Daha natürel bir Evet. renktir, daha böyle bej Ağaca rengidir. yakın beş. Ağaca yakın Evet. renktir. Çok beyazlatılmaz. Çünkü beyazlatmak için, ağartmak için çok fazla kimyasala tabi tutulur. Bu kimyasala tabi tutuluyor. Bizdekilere bakıyorsunuz bembeyaz. İki, kullanılan ip sentetik. Üç, içinde kullanılan zımba teli ki artık zımba teli eski Kalktı. kalktı gibi Evet. küçük firmalarda var. Ama en önemlisi selülozun sıcakla birbirine yapışma ihtimali yok. Acaba içine plastik polimerler mi koyuluyor diye bir şüphe söz konusu. Çünkü kağıdı ısıyla siz istediğiniz kadar baskı uygulayın, bunun birbirine kaynamasının imkanı yok. Ama poşet çaylara bakıyorsunuz, yapışık vaziyette. Bir de şimdi kutuda var. Poşet değil de şöyle ince kutularda daha farklı bir madde. Ama o da o O daha triplex içinde boya var onun ha o daha lamine beter o daha herhalde. O tabii çok tabii çünkü pratik. direkt ama direkt petrol. Kaynar suyun içine sokuyorsunuz onu. Yani o orada çözülmeme ihtimali o çay nasıl çözülüyorsa o çay nasıl çözülüyorsa öteki de orada çözülüyor. Dolayısıyla bitkinin kendisini direkt alıp Direkt alıp kullanmak kullanmak. işte anam babam usulüyle iyi bir cezvede iyi bir porselen kendinden süzgeçte kaplarda kullanmak çok daha En çok sağlıklı. tükettiğimiz normal çay, siyah çay dediğimiz çay. Onu da toz halinde alıp
tüketelim. Yani orada da var yani bir sürü marka poşet poşet. Tabii, tabii. Gerek yok buna diyeceksiniz. Kesinlikle. Yani hiç mi iyileştirme yapılmadı mı bunlar? Mesela pahalı markalar bakın, var. Ben organik, yani benim kağıdımın zararı yok diyenler var. Yani illaki bir şey mi var? İşin tabiatına, doğasına aykırı mı? Yani şöyle, insan faktörü, insanın yaşadığımız yüzyıldaki ahlaksızlık elbisesi üzerine çok fazla insanda var. Ve dolayısıyla zararını gördüğü zaman kafasını çevirme, işinden olma ihtimali, bu kontrolü yapan elemanlarda çok fazla var. Niye, niye poşet ya? Ya bakın, insan aslında rücu eder diye bir laf var. Yani dönüp dedelerimiz, atalarımız ne yapmış onlara baksak aslında en sağlıklı yöntemle. Bakın, teflon tencereleri düşünün. Granit dedikleri aslında petrolle granit tozunun karıştırıldığı tavalardaki skandallar yeni yeni çıkmaya başladı. Teflon dünyanın en tehlikeli kanserojenlerinden bir tanesi. Ya atalarımız bunları mı kullanmış? Toprak kullanmış, bakır kullanmış. Yani modernleşmek aslında insanı modern köle haline getiriyor. Sonra da modern hayatını kolaylaştırmak adına diye sunulanlar aslında insanı hasta edip bütün hayatı boyunca kazanımları yarın öbür gün sağlığa yatırmasına, sağlık sektörüne yatırmasına sebep oluyor. Onun için hepsi kardeş. Şu işte yapay et, ışınlanmış gıdalar, bu hepsi yani bir Çernobil etkisi yapıyor bize değil mi? İçimizde bir hani patlamaya hazır, hastalıkları davete çıkaracak bir şey yani. İçimizde neler var, neler dönüyor ama vücut o kadar dirençli ve kuvvetli ki bir yanda bunların hepsiyle mücadele edecek askerleri etmeye de çalışıyor, var. Ama etmeye çalışıyor. Çalışıyor, başarılı mı? Değil. Bakın çıkın sokakta. İnsanların çoğunda mesela glutene karşı bir hassasiyet var. İnsanların karınları şiş, herkes sindirim sorunu yaşıyor. Birçok insanda çok enteresan alerjiler meydana gelmiş durumda. Bu çeşit çeşit cildinde var, iç hastalıklar olarak var, bir sürü var. Niye? Vücut artık isyan ediyor. Beni bir salıver diyor, beni bir koyuver diyor. Bundan modern dünyada bundan kaçmanın ihtimali evet var mı? Var. Organikle mümkün olduğunca ama sırf onunla bitmiyor. Kullandığımız kıyafetler mesela söyleyeyim herkes üşüdüğü zaman polar denilen bir malzemeden kıyafet giyiyor. Ne olduğunu biliyor muyuz? Neden yapıldığını? Atık pet şişelerden. Kime desem ben pet şişeyi al üzerine hiç kimse giymez. Yani plastik işte adı üzerinde. Giydiğim şeye de dikkat edeceğim. Mesela, şimdi yemek içmek boğazımızdan gireni konuşuyoruz da. Aldığımız hava, içtiğimiz su. Aldığımız hava o ayrı. Suyun yaşadığını biliyor muyuz? Su yaşayan bir canlı. Evet. Yani ve dünyada ne kadar acıdır biliyor musunuz? Mesela dünyada bunu ilk fark eden Türkler olduğunu, ilk suyla terapinin neredeyse Türkler. Bakın bize suyu okuma diye bir şey vardır değil mi? Suyun enerjisini düzeltme diye. Japonların çok ünlü bir öldü gitti şimdi. Rahmetli diyeyim çünkü insanlığa fayda sağlamış bir adam. Yamato. Bir Japon profesör. Deneyleri var suyla ilgili. Evet. İnanılmaz çalışmaları var. Kitapları da var. Mesela neyi fark ediyorlar? Su kaynaktan çıktığı zaman mikroskop altında görüyorlar. Moleküler yapısını ve kristal yapısını inceliyorlar. Şahane. Su her işlemden geçtikten sonra değişmeye başlıyor ve flu bir görüntü oluyor. Artık sonunda hiçbir şey göremiyorsunuz. Ve çok enteresan suya başka bir Macaristan'da bir çalışma vardı. Ses dalgalarını sürahi yapmış adam. Gelirken sürahiye çarptığı an çok yumuşatarak özel bunun matematiğini yapmışlar. Bir fizikçi var, bir matematikçi var. Suyun kalitesini iyileştirdiklerini iddia ediyorlardı. Bana ütopya gibi gelmişti ama ben o sürahiden aldım. Mesela Türkiye'ye getirdim ve kullandım. Suyun inanılmaz tadını değiştiriyor. Demek ki bu suda bir şey yapıyor. İletkenliğini arttırıyor suyun içindeki oksijen miktarını. Bunlar belgelerle kanıtlanmış. Çalışmalarla kanıtlanmış. Türkiye'de çalışmasını yapan biri vardı. Biz tanışmıştık bu. Ya bu dünyada çok oldu yapılalar. Evet. Ama Türkiye'ye geç geldi. Evet. Hani ya. Bunu hastanelerde, sağlık merkezlerinde ev tipi için biraz belki pahalı ama. Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Suyu alıyorlar iki bardak, iki ses geçirmez odada. Bir tanesine küfür ediyorlar, kötü şeyler söylüyorlar. Aynı su, aynı şişeden çıkan. Bakıyorlar mikroskopa, ötekinde de müzik veriyorlar, güzel şeyler söylüyorlar, metiyeler düzüyor. Bak inanamıyorlar insanlar. Ben bunun videolarını izledim. Ve beni ikna etmeleri çok zor zaman aldı. Bunu ama en son nerede kanaat getirdim biliyor musunuz? Yani taşla bir deney yaptılar bu.
yer altından çıkan taşlar, akikler vesaire suyun içinde 8 dakika bekleterek suyun bilimsel olarak birçok özelliğini değiştirdikleri gibi tadının değişeceğine inanmıyordum ben mesela. İşine değişti. İnanamadım. Arıtma, evlerimize arıtma koyuyoruz sakın artık. Sakın koymayın, varsa da sökün, atın, çöpe atın. Niye? Suyla ilgili Almanya'nın çok uzun yıllar çok bütün neredeyse iyi markaların üretimini yapmış bir Avusturyalı bir adamla tanıştım. Bu taşlarla suyun enerjisiyle uğraşıyordu. Hatta Yamato'dan da danışmanlık alıyordu. Niye yapıyorsun bu iş dediğim zaman? Vicdan azabından. Bakın suyun içindeki mineraller bedenimiz için, özellikle kadınlar için, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için inanılmaz. Filtre ederken ben arıtmada her şeye gidiyor. Ben bütün faydalı hiçbir şeyini alıyorum. Ben ne içiyorum? Şey. Kalsiyum, su benzeri ürün içiyorsun. Su içmiyorsun. Arıtmaları kullanmayın diyorsunuz. Ben kullanmayayım diyorum. Bu gerekçelerden dolayı. Hemen bir kansere geleceğim. Kanserde siz bir takım kürleriniz var. Fayda görenleri de ben biliyorum. Şahsen şahit olduklarım var. Kansere gelirsek, kanserde metastaz en çok korktuğumuz ses. Bunları önleyebilecek, kanseri de beslemeyecek sebze bitki var mı önereceğiniz? Var tabii. Bir kere beslenme organik olmalı bir. Şunu söyleyelim, yıllarca yapılan yanlış var. Kanser hastaları eğer vücudunda aktif tümörü var ise baldan ve pekmezden, yani çok yüksek şeker yüklü bütün gıdalardan uzak durması lazım. Doğal şeker olsa da uzak olsa duracak. Da uzak durması lazım. Çünkü tek beslenme kaynağı. İşte propolis kullanılabilir muhakkak öneriyoruz. İlaç etkileşimi olmayanları size söyleyeceğim. Ama ne yaparsanız yapın ne olur bir aktar, bir eczacı ilaç etkileşimlerini, kemoterapideki kullanılan yeni nesil ilaç etkileşimlerini bilmeyebilir. Dolayısıyla muhakkak hocanızla eşgüdümlü çalışın, doktorunuzla. Doğru kaynak ne peki bunu anlayabilmek için? Bazen hekim de bilmiyor. Hekim ilacı bilecek. İlacı bilecek. İlacın etkileşimleri vardır zaten. Yani. Oradan yola çıkarak hareket edecekler. Çıkaracak. Ama şunu biliyorum, bugüne kadar hiç kayıt altına alınmamış propolis 1 kullanılabilir. Buğday çimi 2 kullanılabilir. Bu ikisi bu hastalarda öneriyoruz. Ama bu tümörün durumuna göre bir takım tıbbi mantarlar var. Ama ne olur hekiminize sorun. Dediğim gibi buradaki en önemli husus can alıcı nokta. Bütün tümörlerin beslendiği en büyük kaynak şeker. Muhakkak vücudunuzdan şekeri atın, bedeninizi de alkali hale getirin derim. Bir baharat kullanmak istersek, herkesin baharat kullanma alışkanlığı yok. Neyi tavsiye edersiniz? Zencefili, zerdeçalı hayatınızdan hiç eksik etmeyin. Yemeklerinizde de baharat olarak karabiberi ne olur eksik etmeyin. Yapılan son çalışmalar. Bütün faydalı bileşiklerin, kateşinlerin, antioksidanların emilimini kat be kat arttırıyor. Karabiber Karabiber. Kullanırsak. Ben Kesinlikle. daha çok o gıdadan besin Çok, alıyorum. kat kat. Mesela zerdeçalı tüketiyorsunuz, içindeki kurkumini %2000 arttırıyor. Yani 20 kat arttırıyor bakın. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz, cebinizi düşünün. Siz 20 çay kaşığı zerdeçal tüketebilir misiniz? Evet. Tüketemezsiniz. 20 çay kaşığı tüketemezsiniz. Bir çay kaşığı tüketip içine zeytinyağı, kurkuminin açığa çıkması için, bir de karabiber döktüğünüz zaman 20 kaşık. Şunu anlıyorum. Baharatların süperleri karabiber ve zerdeçal gibi görünüyor. Yapılan son araştırmalara göre bunu havadan Tabii uydurmuyoruz. tabii tabii Yapılan tabii tabii bilimsel tabii. Tabii. araştırmalar var. Dünyanın en iyi antioksidanı diye bir şey sorsam bir cevap var mı? Veya farklı Burada farklı gruplar süperi. var ama süper meyvelerde mesela makuberi denilen bir meyve var. Antosyaninler bakımından dünyanın en zengini, yaban mersini çok önde gelenlerden biridir. 15,5 kat. 15,5. Kırmızı şarap çok uzun süre insanlara böyle pazarlandı. İşte çok güçlü antioksidanlar içeriyor. Kırmızı şarapta 300 kat fazla antioksidan Ha, bunu içeriyor. tavsiye ediliyordu. Hani içersin faydalı ama ben onu başka şeyden zaten Tabii alıyorum. margarin de Niye ben tavsiye. yani içkiyi sağlıklı kalmak için kullanayım? Bu mantık Yok, yok, bana yok. çok ters. Margarin tavsiye edildi. Yumurta 30 yıl yasaklandı. Ama alkol türevi bir şeyini tavsiye edilmesi bana tıp dünya çok enteresan gelmiştir her zaman. Yani Ben niye şaraba ihtiyaç duyayım ki? Yani onun yerine üzümün koyabileceğim çekirdeğini bir ve sürü şey kabuğunu, var. evet. Mesela köyde yaşıyorsunuz değil mi? Üzümü sıkın, suyundan şıra yapın, fazlasından pekmez yapın, çekirdeğini ve kabuğunu atmayın, öğütün. Buyurun size antioksidan. Soya ve türevlerini tüketmek, gıda terörü gibi bir şey Dünyada mi? soya Soya. neredeyse GDO'suz yok denecek kadar az. En yoğun soyada ben bunu hissediyorum, değil mi? O Kesinlikle. zaman Bir soyun de hiçbir şeyi. çok fazla östrojenik etki gösteriyor. Erkeklerin yapısını değiştirir o zaman. İşte ladyboy dedikleri insanların yaşadığı coğrafyaya baktığınız zaman adamda buğday yok ki. Ununun da ekmeğini de soyadan yapıyor. Dolayısıyla insan sağlığı için hele genetiği değiştirilmiş mikroorganizma aman elinizi. Mesela en
çok pestisit çilek de var denir. Hani direkt topraktan. Hani en çok GDO'da soya da olabilir. Bunları Soya ve biraz mısır. soya ve mısır da bunlardan çekinelim. Şimdi herkes hasta. Bir sürü virüsle bir arada aynı anda baş ediyorlar. Allah bütün yatanları acil şifa Amin. diliyorum. Çok fazla ya yani bir kür bir şey söyleyin yayının sonunda. Ne yapalım çocuklarımız için, kendimiz Bir için. bunu planlı salgının başında da söyledik. Hatta Canan'ın da aforoz ettiler. Ağız ve burun mukozasını alkali hale getirin. Nasıl yapacaksınız? Tuzlu, karbonatlı su. Burnunuzu yıkayın. Ağzınızı yıkayın. Gargara yapın. Bunu günde Tamam. 2-3 kere yapın. Otobüse bindiniz, eve geldiniz yapın. Dışarıya çıktınız, yakın temasta olduğunuzu yapın. Bir, zencefil bu konudaki sihirli Tamam. bitkilerden bir tanesi, yapılan çalışmalar buradaki direkt karşılayan ilk ağzımızda, ilk iç solunum yolundaki bağışıklık hücrelerini müthiş derecede uyarıyor. O savaşçılara birer zırh giydiriyor. Hayatınızdan bu ikisi eksik olmasın. Hastalıkla da kolay kolay karşılaşmazsınız ya da aldığınız virüsleri orada sistem yok ederse zaten siz doğal bir aşı olmuş olursunuz. Vitamin dediğim virüslerden korunmak için C midir? Yani C Vücuduma bunu almam vitaminidir. Bununla ilgili gereken. yapılan, evet, son kitabımızda Can Feza Hoca ile yazdığımız kitabımızda da bunu açıkladık. Mesela insanlar efervesan takviyeler alıyorlar. İlk tuvalete gittiklerinde, idrara ilk gittiklerinde sıfır. 15 gün boyunca insanlara C vitamini efervesan Ne tablet olmuş? yükleniyor. Vücutta analizini yapıyorlar. Hiçbir şeye rastlamıyorlar. Ama kamu kamu diye bir meyve var mesela. Evet. Portakaldan 60 kat fazla içeriyor. Çok sindirilmesi zor. Bu bir avantaj. Sindirilmesi çok zor. Bir çay kaşığı aldığınız zaman dolu dolu 6 tane portakal yemiş C vitamini alıyorsunuz. Ama sindirimi zor olduğu için bu sindirim bağırsakta meydana geliyor ya, yavaş 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 gün içinde size inanılmaz C vitamini O takviyesi zaman yapıyor. güzel yani. Güzel. Alın portakal yiyin. Kırmızı biber yiyin. C vitamini. Kuşburnu tüketin. Kuşburnu çekirdeğini tüketin. Ama bu hastalık durumunda artık Türkiye'de çok yetişiyor. Kivi. Ama C vitamini çok kolay atıldığı için kiviyi dörde bölün ya da iki tane kiviyi dörde bölün. Üçer saatlik dilimler aralıklarıyla yiyin ki hem size enerji versin hem bağışıklık sisteminizi Günde iki güçlütesin. kiviyle de ben C vitamini ihtiyacımı Kesinlikle yetiyor. karşılayabilirim. Yani bunları yapanlar zaten görüyoruz. Çok temas olmadıkça virüslülerle zaten Hiçbir şey sağlıklı olmuyor. yaşıyorlar. Özellikle hamileler, yaşlılar aman hani dikkat diyelim. Yatak da yok. Yataklar doldu. Bir yatak yok diyoruz ama insan da lazım şimdi o hastalarla ilgilenecek. Kesinlikle. İnsan eksiğimiz de var. Maalesef. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Geldiğiniz için Muğla'daki hayatınızda mutluluklar Teşekkür diliyoruz. ediyorum. Gene İstanbul'a da bağınız var. Ayhan Bey'in ürünlerine bakmanızı tavsiye ederim. Ben de zaman zaman tüketiyorum. Faydasını da gördüm. Ayhan Ercan, Aktarlar Derneği Başkanı, tıbbi aromatik bitki uzmanı. Çok Ben teşekkürler. teşekkür Sağ ediyorum. olun. İzleyicilerimiz, yayınımızı tamamladık. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.